Bir Gerçeklik Seçtim Oldu programından herkese selamlar, sevgiler. Bugün çok değerli bir danışanım var. Kendisiyle pandemi zamanı, geçen sene bu kapatmaların yoğun olduğu dönemlerde birlikte çalışmaya başladık. Eşiyle birlikte bana başvurdular. Zayıflamak istediklerini, sağlıklarını yeniden kazanmak istediklerini belirttiler. Ve 5 haftalık bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk daha sonra da devam etti. Ben bu alanı onlara tutmayı o kadar keyifle yaşadım ki birlikte yaşadıklarımızı ve olan şeyleri şimdi onun ağzından dinlemek istiyorum ve kendisini programıma davet ettim. Şimdi uzun zamandır bu konuları ben size sürekli programlarımda anlattım, yazdım, çizdim. Artık ben susayım. Söz sizde olsun Hakan Beyciğim. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Arzu Hanım. İsmim Hakan Erkan. Elektrik mühendisiyim. 56 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Ne var ne yok? Nasıl çok gidiyor iyi hissediyorum hayat? Kendimi. Gördüğünüz gibi bayağı bir hafiflemiş gibiyiz. 32 kilo verince bayağı evet. Bir rahatladık. Bunun da çok büyük avantajlarını her açıdan görüyoruz. O yüzden de böyle bir programda gelip başımdan geçenleri anlatmak, paylaşmak çok istedim. O yüzden çok de teşekkür herkese ediyorum. Bunu anlatmak istiyoruz. Geldiğiniz için ve hemen soruyorum. Sizi eşinizle beraber bana getiren şey neydi? Evet, malum pandemi şartlarıyla beraber herkesle olduğu gibi bayağı kilolar aldık. Herkesle beraber biz de. Fakat bu kiloyu vermek için farklı bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorduk. Çünkü nedir? Herkesin yaptığı gibi ben de işte malum diyetler yaparak... Diyetisyene gittiniz diyetisyene mi? Diyetisyene gidip işte malum özel bir reçete alıp buna uygulayıp işte 10 kilo verip... daha sonra aradan bir süre geçtikten sonra da 15 kilo alıp... kilo alanlardan birisiyiz ve genelde herkes bu şekilde yapıyor. Önce kilo veriliyor ama diyet bitti mi tekrar kilolar geri alınıyor. Nasıl bir diyetti bu? Yani kendinizi nasıl hissettiniz o diyet sırasında? Vallahi sonuçta nasıl diyeyim, böyle kanunlar, yönetmelikler, birazcık böyle işimizle bağdaştıralım. Böyle kurallar belli. İşte kirpit kutusu kadar beyaz peynir, işte şu kadar zeytin, şu kadar bir yemek. O listeye uy, o listenin güncel halinde tutmaya çalış. Her gittiğinde daha farklı bir liste verirsin sana. Yani bu sürdürülebilir bir hayat tarzı şekli olmadığını bir kere ben bunu gördüm. Gördüğüm için de bıraktım. Bırakınca da kilo aldık. Şimdi o yüzden de bu yeni seferde eğer kilo verileceksek farklı bir şeyler denenmesi gerektiğini araştırdık. İşte duyuyoruz, mide ameliyatı olanlar var, işte balon yapanlar var, çok değişik yöntemlerle beraber botoks yapanlar var. Ama bunların hep eksileri de var, onları da gördük. O yüzden bu işin bir kere esas kafada bitmesi gerektiğini düşünerek araştırıyorduk. Fakat tabii şimdi araştırma yaparken de diyorlar ki işte bir koçluk, danışmanlık hizmeti almamız lazım gerektiğini herkes söylüyor. Ama kim nasıl? Ama kim nasıl? Araştırma halindeyiz. İşte arıyoruz. İşte biz karşı tarafta, Bostancı tarafında oturuyoruz. Doktor Nişantaşı'nda akşam bana saat 7'de gel diyor. O akşam trafiğine git ki zaten benim sinir kasteti yükseleceği için zayıflama bir işe yaramayacak büyük bir ihtimalle. O yüzden işte diğer taraflara bakıyoruz, araştırıyoruz. Çünkü bunun bir kafada bittiğini, bir yaşam tarzı haline getirmesi gerektiğini öğrendik. Ama bunu kimle yapacağız? Nasıl yapacağız? İşte o sırada iyi bir ulusal kanalımızda Arzu Hanım'ı televizyonda gördüm. Evet. Konuşuyordu. Yollarımız o televizyon programında kesişti. Konuşmayı dinledikten sonra evet dedim, ben bu hanımefendiyle beraber bu yola çıkabilirim diye hemen eşimle konuştuk ve telefon açtık. Ve telefonumuza da Arzu Hanım sağ olsun bizi kırmadı. Ben dedi bu işi yaparım, ailecek bu işe giriyorsanız eşimle beraber. Ve işte malum pandemi koşullarından dolayı da hafta sonu sokağa çıkma yasakları vardı. Kendisi branşından dolayı çıkabiliyordu. Ben gelebilirim dedi eve. Ve düğmeye bastık. Evet, ilk çalışmamızı yaptık. İlk çalışmamızdan ikinci haftaya kadar Hakan Bey'de ve eşinde öyle büyük değişimler oldu ki yaşam alışkanlıkları, hayat tarzları tamamen o anda kodlandı ve bunun devamını getirdik. Tabii ki alışkanlıklar, bunun tohumunu attık
ve devamını sonraki 21 günde ve 45 günde mühürledik. Bir alışkanlığın devam etmesi 21 gün tamamen aynı davranışı sürdürmekle etkindir. Hakan Bey ve eşi Solmaz Hanım bunu çok güzel bir şekilde uyguladılar. Peki nasıl beslendi, neler oldu? Ne yediniz o süreçte? Yani biz biliyoruz tabii ki, ben biliyorum, beraber yaşadık ama izleyicilerimiz, danışanları veya danışmanlık almak isteyenler bunu öğrenmeliler diye düşünüyorum. Ya esasında sonuçta yaptığımız herkesin bildiği şeyler. Sonuçta nedir? İşte şekerli gıdaları yemeyeceğiz. Evet. İşte ekmekti, pilavdı, makarnaydı, bunları yemeyeceğiz. Hı hı. Yani esasında herkesin bildiği, evet, ama uygulama tarafında sıkıntılar yaşadığı ya da uygulayamadığı şeylerdi. Çünkü bunları yaparken hakikaten birazcık da kafamızın yapısının da buna göre değişmesi, bilinçaltımızın bunu istemesi, evet, ve sizle beraber onun da isteyerek bu süreci yönetmek çok önemliydi. İşte biz Arzu Hanım'la bunu gördük. Evet. Bize bu konuda çok büyük destek oldu ve ilk aldığımız seanstan itibaren hakikaten bilinçaltımızda bu yemeğe karşı, daha doğrusu işte bu sağlıksız beslenmeye karşı, şekerli gıdalarda, unlu gıdalarda, işte pilavda, makarnaya, paketlenmiş şeyler, hazır şeylere karşı kendimizi frenlerken bilinçaltımızın etkisiyle çok rahat bir yaşam şekli haline getirdik. Evet, yani ve sürdürülebilir. Bunu. Evet ve bu sürdürülebilirliğini gördük bunu. Hı hı. Çünkü çok istediğin bazı şeyleri bilinçaltında beraber desteğiyle çok rahatlıkla bırakabiliyorsun. Örnek verelim mesela. Tabii. Simit. Simite çok düşkünüz ailecek. Düşkündük. Lütfen. Evet, lütfen. Aynen öyle. İşte mesela her sabah kahvaltısında ya da hafta sonları işte simitler alınırdı. Hı hı. Halbuki şimdi işte simitleri alıyoruz ve sadece sabah kahvaltısında yarım yiyoruz. Evet. Halbuki eskiden işte sıcak çıkmışken fırında bir tane, yolda ikincisi giderdi, üçüncüyü de sofrada yerdik, hı hı, mesela. Hı hı. Halbuki şimdi her şeyin tadında azar azar bakabiliyoruz. Hiçbir şeyden mahrum değiliz ama kararında yiyoruz ve yemediğimiz zaman da niye fazla yemedim gibi bir bilinç altında ya da herhangi bir tokluk hissi olmadığı için de çok rahatlıkla bunu bir yaşam tarzı haline getirdik ve işte yaklaşık 9 ayı bitireceğiz. Mart'ın 15'inde başlamıştık. 9 aylık süreçte de gayet kontrollü bir şekilde neyi ne yaptığımız zaman nasıl yapıyoruz, bütün bunların hepsini bilinçli bir şekilde yaparak ilerliyoruz. Mesela örnek verecek olursak da diyelim ki yemek yiyoruz. Yemek yerken işte tabii ki işte o işte lavaştı, işte pideydi, onları yemeden İşte mesela etli bir şey ne yiyorsak, kebap, ondan biraz fazla yiyerek. Yoğurtlu mesela gibi yeme alışkanlığımızı değiştirerek hakikaten doyabildiğimizi, hı hı, birazcık daha kararında yiyerek de doyulabildiğini gördük. Ve bunu sürekli bir hayat biçimi haline getirdik. O yüzden de şu anda gördüğünüz gibi, bilmiyorum belli oluyor mu? Çok 32 belli kilo oluyor. Vermiş durumdayız. Hedefimiz 33'tü ama daha da hedefleri artıracağız. Bir 35'lere falan çıkıp, çünkü çok rahatlıkla, yani özellikle bir diyet uygulamadan hayat şeklimizde zaten yavaş yavaş kilo veriyor. Tabii bu arada spor çok önemli. Her gün yaklaşık bir saatten fazla spor da yapıyoruz. Hareket etme motivasyonunuzu, evet, artırdık kesinlikle, değil mi? Kesinlikle hareket ettikçe de etmesi gerekiyor ve hareket etmeyince rahatsızlık hissediyorsunuz. Hı hı. Yani benim gibi hareket etmesini sevmeyen bir insan bile artık sabahları spor yapmadan duramıyor. Bu nokta çok önemli. Hareket etmeyi sevmiyordu Hakan Bey. Evet, kesinlikle. Çünkü yani yapı gereği çok fazla hareket etmeden kısa yoldan işleri koltuk sporları olduğu için. Ama şimdi işte günde yaklaşık 40 dakika bisiklet yapıyorum ve 40 dakikada işte malum bu açık havadaki spor aletleriyle beraber minimum 1-1,5 saat her gün etki bir hareket yapmadan rahatsız oluyorum. Bu arada evimiz 9. katta, asansör kullanmıyorum elimde eğer bir eşya yoksa. Merdivenle çıkıyorsun. Evet, 9 kat çıkıyoruz. Bravo. Apartmandaki komşuları görüyoruz. İyi oluyor. Görüşme şansımız oluyor. Yani iş yerim 4. katta, keza işte -1'den 5 kat her gün ofiste 5 kat yürüyerek çıkıyor. Yani hareketleri arttırdıkça ve işte bu yaşam şeklini de uyguladıkça
Çok rahatlıkla kilo veriliyor ve hiçbir sıkıntı yaşamadan işte şu anda 9. aydayız. 32 kilo vermiş vaziyetteyiz. Şimdi aileyi değiştirecek olan kadınlardır. Çünkü kadınlar yemek pişirirler, hani dişi kuş yuvayı yapar derler ya, aslında evi çekip çeviren ailenin reisi bana göre kadınlar. Kusura bakmayın yani. Erkek yok, hani ailenin reisi babadır diye falan böyle geçer ya. Kadınlar da değişti mi? Yani bilinçaltı bu şekilde kodlandı mı? Zihin programları değişti mi? Yemeğe karşı, gıdaya karşı bakış açısı aslında aileninki değişiyor. Tabii tabii, yani zaten bu işi yaparken aile birlikte yapmak çok önemli. İşte evet. Eşimle beraber başladı. Eşiniz de değişti. Eşim bu kadar kilolu değildi esasında. Vardı bir 3-5 kilo fazlası ama normalden. Ama destek olarak beraber başladık ve sonuçtaki bu hayat biçimini herkes kabul etti. Eşim de kabul etti. Çünkü çok mantıklı. Zaten farkı hissediyorsunuz, hafifliyorsunuz, akşamları ağırlık hissetmiyorsunuz. O yüzden başta eşim olmak üzere, sonra çocuklar, büyük oğlum zaten sporcu, milli voleybolcu, onda bir sıkıntımız yok. Ama küçük oğlum hafif kiloları vardı. Onun da bizle beraber, onun da kiloları gitti şu anda. Yani böylece ailecek hep birlikte bu sağlıklı beslenmeyi yapıyoruz. Ve birlikte, beraberlikte olunca da gayet güzel şekilde ilerliyoruz yani. Peki, kaç kiloyla başladık, kaça indik, kaç ayda gerçekleşti? Vallahi işte esasında tabii ki bu pandemi döneminde kilo aldığımızı hissediyorduk ama pek tartıya çıkmıyorduk. İşte özellikle sizin geldiğiniz gün tartıya çıkıp bir dedik, bir noktayı bir koyalım. Evet, 133,5 kilo Mart ayının ikinci haftası zannedersem. Ve ilk defa gördüm o kiloyu bu arada. Ben genelde 120'lerde geziyordum. Evet. Demek ki bir 10 kilodan fazla almışız pandemi döneminde. 133,5 kiloyla başladık. Şu anda geldiğimiz noktada da 101,5, yani 32 kilo yaklaşık 9 ay. 9 ay. Bir sürede vermiş olduk. O yüzden de bence yavaş yavaş. 33, yani iki rakamlılara inmek, 99'a inmek hedef. Hedef oydu. Ama şu anda görüyorum ki hedefi ben yükseltiyorum. Bu çok rahat verilebiliyor bu kilolar. Daha böyle 95'lere doğru falan da gidebileceğiz. 95, 96 artık evet, sizin boyunuzda. Evet, çünkü bir yarım kilo her ay çok İdeal. Rahatlıkla verilebilir. Çünkü kilonuzu artık kontrol edebiliyorsunuz. Yani ne yediğiniz zaman alıyorsunuz, nasıl kiloyu verebilirsiniz, hareketinizi artırırsanız nasıl oluyor, beslenme şeklinizi değiştirirseniz artık çok hakim oluyorsunuz. Yani kontrol burada. Evet, kontrol orada. O yüzden de fazla kasmadan, normal şartlar. Ha, ben şu anda istesem 5 kiloyu 1,5 ayda çok rahat verebilirim. Ama gerek yok. Böyle rahat rahat her ay yarım kilo vererek de ben o 5 kiloyu eminim önümüzdeki 3-4 ay içinde ulaşacağı. Zaten biz bunu konuştuk. Hızlı verilen kilolar hızlı bir şekilde geri alınıyor. Neden? Çünkü bedendeki toksin yükü fazla olduğu zaman, çoğu zaman civardaki tüm etmenlerden etkileniyor vücut. Kimyasallardan, deterjanlardan, evdeki plastiklerden, kozmetiklerden. Yani o kadar çok sayamayacağımız, ayrıca dışarıda trafikte soluduğumuz kurşun, kadmiyum gibi metallerden. Bunlar yağlarda depolanıyor. Hızlı kilo verdirdiğiniz zaman bu yağlarda depolanan toksinler nereye gidiyor? Organlara sirayet ediyor. İdrarla atılamadığı için bunların yavaş yavaş bir takım besin destekleriyle, örnek vermek gerekirse spirulina gibi, klorella gibi besin destekleriyle, idrarla beraber bol suyla vücuttan atılması lazım. Sizde tüm bunları dönüştürmek çok rahat oldu. Çünkü bu besin destekleriyle birlikte bol su içtiniz, sporunuzu yaptınız, terlediniz. Dolayısıyla toksinleri vücudunuzdan uzaklaştırdınız. Toksinleri vücudunuzdan bu kadar rahat bir şekilde güvenle uzaklaştırdığınız için bir daha kilo almadınız Hakan Beyciğim. Çok tebrik ediyorum. Evet, bu arada sizin de belirttiğiniz gibi bu işlere başlarken bir check-up yaptırdık. Evet, bir de ona gelelim. Check-up değerlerini bir gördük. Yani çok kötü. Yani benim mesela kolesterolüm hiç olmazdı. Kolesterol tavana vurmuş vaziyette. 280'lerdeydi, evet. Değil mi? Sonra şeker birazcık vardı ama fırlamış gitmiş vaziyette. 130, 140. Yani işte karaciğer yağlanması zaten vardı. Evet. Doktor dedim, bak biz bu işte rejime başladık bir ama
bir ilaç falan ver de bu işi biraz hızlandıralım. Doktorun bana dediği şu oldu. Bu dediklerin tamamen dedi kiloyla alakalı bu değerlerin bozukluğu. Çünkü check-up'ları eski değerlerde ve gidiyor. Ve beslenme. Sen dedi eğer bir kilo ver sonra gel hakikaten 6 ay sonra bir bakalım bu değerleri düzgün göreceksiniz. Hakikaten 6 ay sonra ben o zamanlar zannedersem 25 kilo vermiştim. Tekrar bir check-up yaptırdık. İnanır mısınız bütün değerler hepsi normale dönmüş vaziyette. Ve doktor bey de şaşırdı. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum dedi. Yani ne kolesterol kalmış, ne şeker kalmış, ne karaciğer yağlanması. Yani bütün değerler o verilen sınırlar içerisine girmiş vaziyette. Hiçbir ilaç bu arada kullanmadım. Özellikle hiçbir ilacım yok. O yüzden de verdiği işte takviye gıdalar diyelim, besinler takviye alarak aldığımız bence çok etkisi oldu. Evet. Bunlarla beraber tamamen doğal yoldan bütün bu değerlerimizde güzelleşmesi bence çok önemli. Hiçbir ilaç kullanmadan böyle düzgün değerlere sahip olmak da hakikaten önemli diye düşünüyorum. Evet, fonksiyonel beslenme planlarıyla, fonksiyonel tıp beslenme, besin destekleriyle bunu gerçekleştirdik. Bir konu daha var, az önce içeride bana bahsettiniz, sizde uyku apnesi vardı. Ha evet. Ve makina kullanıyordunuz değil mi? Evet, bir CPAP cihaz kullanıyordunuz. Var. Evet, işte 110 kiloyu geçtikten sonra uyku apnesi başladı bende. 110 kiloyu geçtikten sonra işte 115'lere doğru arttı. Bu uyku apnesi de çok kötü bir şey. İnsanlar farkına varmadan işte uyku haline geçiyorlar. Toplantıda, yolda giderken, araç kullanırken çok tehlikeli. O yüzden de işte teste girdiğimizde uyku apnesi olduğunu ve bir CPAP denen bir cihaz var. Sonuçta hava üflüyor. Tedavi amaçlı değil, sadece solunum almanızı rahatlatıyor bir cihaz. Fakat tabii kullanması sıkıntı. Her akşam takıyorsunuz uçak astronotları gibi, uçak pilotları gibi, savaş pilotu gibi bir hortum burada böyle. Gece yatıyorsunuz tabii çok uykuyu derin yapabiliyor ama İşte sağa dönerken, sola dönerken sıkıntı, problem. Artı tabii tozdan dolayı etkileniyor, filtresi var. Onu işte lastikleri var, bozuluyor, değiştiriyorsunuz, bakım yaptırıyorsunuz, bayağı bir yanınızda şey. Yanınızda taşıyorsunuz kocaman. Evet, seyahate giderken bir çantası var böyle taşıyorsunuz, hakikaten büyük sıkıntı. Şu anda da işte 25 kiloyu geçtikten sonra şu anda CPAP cihazını paketledik, kaldırdık. Gayet rahatlıkla. Uyku apnesi bitti. Horlamam azaldı. Tabii eşim söylüyor zaten. Genelde horlamayı eşler bilir. O nefes kesilmesi olayı kalktı. Çünkü nefesin, o gece yatarken kilolu arkadaşlar bile böyle ensenin terlemesi. Onlar falan hiçbir tanesi kalmadı. Zaten şu anda terleme nedir? Çok bilmiyoruz artık. Terleme işleri azaldı. Tabii de vücut da sağlıklı olunca. O yüzden hani kilo her şeyin başı. Şu anda işte 32 kilo. Yani nerede baksanız 1,5 damacanayı her gün taşımıyorum. Hedefim 2 damacana taşınmamak olacak. Psikolojik olarak da rahatsınız çok değil mi? Çok müthiş rahatlık. İşte malum işte biraz kıyafet sorunu oluyor. İşte kilo verdiğiniz yere gelene kadar gardırobu bir geçiş, yenilediniz. Evet, bir geçiş yapmak zorundasın. Çünkü her geçen gün veriyorsunuz. İşte şu anda mesela 3 ay önce aldıklarım bile bol geliyor. Son derece formda, fit, yakışıklı. Ve ben gördüğümde ben gözlerime inanamadım. Çünkü uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet, evet, kilo verdiğini biliyordum. Fakat bu kadarını ben de beklemiyordum. Bravo, tebrik ederim. Hakikaten şimdi izleyicilerimize, bana bu konuyla ilgili başvurmak isteyenlere ne önerirsiniz? Ne tavsiye edersiniz? Vallahi evet, önerim şu. Şekilde gördüğünüz gibi çok rahatlıkla kilo verilebiliyor. Yani benim gibi yemeğe düşkün birisi bu kiloları verdiyse, hareketsizliği seven birisi, bence herkes verebilir. Ama önce istemeniz lazım. Kafanızı, yapınızı önce buna göre bilinçaltınızı ayarlamanız, niyet etmeniz lazım. Ve ondan sonra da çok doğru bir yaşam koçu bulmanız lazım. Çok arzunu ben tavsiye ediyorum. Tüm dostlarım zaten beni gören hemen soruyor. İşte nasıl yaptın? İşte herkes soruyor, mide ameliyatı mı? Yok, değil. Tamamen dediğim gibi bilinçaltımızı düzenleyerek, isteyerek ve hakikaten bu iş böyle yapıldığını zaten görmüştük. Çünkü beni programa çağırınca da ben de bunu anlatmak istedim. Çünkü ben spor yapıyorum, görüyorum. 4 aydan beri aynı yerde aynı sporu yapıyoruz. Bir sürü arkadaş hala o aynı göbeklerle devam ediyorlar. Evet. Halbuki dediğim gibi sporla beraber
biraz bu yeme alışkanlıklarını, yaşam biçimini değiştirilmesi lazım. Bunu her safhada anlatmaya çalışıyorum. O yüzden de sizler de eğer düşünüyorsanız hiç vakit kaybetmeyin, düğmeye basın diyorum. Spor yapmak tek başına zayıflatsaydı onlarca kilometre yürüyordu eskiden postacılar. Göbekli, evet. Şişman bir sürü postacı vardı yani. Evet, aynısını ben de yaptım. Yaklaşık 5 yıl boyunca her sabah yürüdük. Ama yürüdükten sonra pastaneye uğrayıp ya da fırına uğrayıp simidimiz ve ekmeğimizi alıp evde yediğimiz için hiç değişen bir şey olmuyordu. O yüzden hepsini bilinçli bir şekilde yapıp ondan sonra yola devam etmek lazım. Peki son bir şeye değinmek istiyorum kapamadan önce. Daha önce meditasyon ya da bilinçaltı gevşeme çalışması, böyle theta healing vesaire bir şey yapmış mıydınız? Yapmadığınızı söylemiştiniz. Yok, hayır, hiç yapmadım. İlk defa sizle beraber. Tamam. Hiç yapmayan kişiler için ne tavsiye edersiniz? Yani büyük bir güvenilirlikle beraber bize başvursunlar mı? Çünkü insanlar çekiniyorlar. Ne olacak şimdi? Ne bitecek? Bilincim mi kapanacak? Ne olacak? Ne acaba bazı insanların zihninde soru işaretleri oluyor. Ne tavsiye edersiniz? Valla bence çok rahatlıkla başvursunlar ve denesinler. Hiçbir sıkıntı yok, bir şey yok. Gayet rahat. Belli bir seviyede zaten bırakıyor Arzu Hanım sizi. Yani bilinciniz yerinde, hareket edebiliyorsunuz ama sadece hareket etmeyip onu dinlemek ve anlattıklarını yaşamak, hayal ederek daha hızlı sonuca ulaşmaya çalışıyorsun. Yoksa hani böyle tamamen işte etkisiz hale gelip işte tamamen onun komutlarına girmiş gibi değil. Tamamen kendi hakimiyetiniz var. Sadece relax olmuşsunuz ve hayal ediyorsunuz. O sırada da kıpırdamak istemiyorsunuz. İşte. Yani bir seviye herhalde bildiğim kadarıyla. O seviyede yapılan bir telkin. O seviyede o değişim seviyede gerçekleşiyor. Ve o seviye sizin işte bu tür işleri yaparken en büyük destekçiniz oluyor. Bir de akşamları işte yatarken dinlediğimiz ne diyelim mesajlar. Olumlamalar. Paragraflarımız evet, var. Çünkü her o akşam. Hakikaten ilk 1,5 ay çok önemli. Evet. O 1,5 ayı çok dikkatli bir şekilde ve işte destekle beraber geçirmek lazım. Hakikaten 1,5 ay geçtikten sonra zaten her şey yoluna giriyor ve gördüğünüz gibi bir şekil oluyor. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Geldiğiniz için, katıldığınız için. Ayrıca izleyicilerimize ben anlatıyorum. Sürekli programlarda, röportajlarda bahsediyorum, postlarda. Ancak bunu yaşayan birinden dinlemek, bunu anlattığınız için çok çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var evet, olun. Ben de evet Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatımıza girdiniz. Ben ve teşekkür ederim. Bütün dostlarıma öneriyorum, bütün soranları anlatıyorum. Biraz yoğun tabii bu arada Arzu Hanım programı ama yani mutlaka desteğinizi alın ve siz de istediğiniz kiloya hızlı bir şekilde ulaşın diyorum. Hızlı bir şekilde demeyelim Hakan Beyciğim, güvenle. Güvenle, evet. Evet. Benim için 9 ay hızlı mesela. 9 ay, evet, evet. Ama tedbirimizi alarak kesinlikle gerçekleşti. Herkesin tabii ki oranını var, belli bir oranda. Az az ve belli bir sürede verilmesi en güzeli zaten. Burada en büyük korkumuz bu olayın çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi. Hızlı verilen kilolar hızlı bir şekilde aynen, geri alınır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bir gerçeklik seçtim oldu programını kapatırken sevgiyle kalın ve mutlu kalın diyorum. Hoşça kalın.